Günün ikinci maçında Zetsu ile tekrardan birlikteyiz. No Names Comentary Gaming'e karşı az önceki maçta Phoenix Esports'la Mehmetçil'in galibiyet sayısı işlendi. Bakalım Comentary bu maçta bunu başarabilecek mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam No Name'in iki maçlık bir loss streak'i var, doğru mu? Evet, doğru. Doğru hatırlıyorum. Tabii onlar kazanma koşulu biraz daha böyle hani kartuş, Nocturne tarzıydı. Nocturne'u iki kere kaybettiler. Belki yeni bir şey denemenin vakti gelmiştir No Name istiyorum. Kartuş artık oynayamayacaklar belli ki yani. Evet, yani Derekil çok iyi oynadı ve sanırım vedalaştı kartuşla en azından bu senelik. Evet, tabii şimdi Comanche'ın da orta koridor orman ikilisi dikkatimi çekiyor. Bombayla Ursot. Onlar için direkt bir kazanma koşulu oluşturuyor olabilir ikisi. Anzi de öyle tecrübeli oyuncular tabii ikincilik bazında rakiplerine nazaran. Bakalım No Names kazanmak için planı değiştirmiş mi? Dün de çünkü benzer bir planla maçtaydılar. Ben dünkü draftlarında şey anlamadım. Yani Ezreal Blitzcrank'i alakayı çok çözemedim ama belki ya, draft içinde değişmiştir plan. Büyük ihtimalle mantık şeydi. Yani düşündükleri bir şey vardı bence. Kesinlikle. O yasaklandı. Evet. Dediler ki ya işte Ezreal alalım. Kendini güvende tutsun. Hem de güçlü 14-2'de Blitzcrank'te roamazsın. İşte yeah, lane'leri kazanalım. Ya orada Varus ilk seçim gelmişti hatırladığım kadarıyla. Ezreal'la onu eşleştirmek mantıklı ama Varus'un yanına Karma'yı bırakmak biraz onlar için sıkıntı yaratmıştı. Belki de o noktada hani Blitzcrank'le Karma'yı cevap verdiklerini düşünüyor olabilirler. Ama Ezreal olunca Blitzcrank'in çektikten sonraki hasarını tamamlayamıyor ya. Evet. Yani çok uyumsuz bir ikili oldu öyle söyleyeyim. Ezreal'ın tek mantığı yani Blitzcrank Roam'a gidecek. Ezreal da ölmeyecek. Sihirli geçişle birlikte kaçacak. Öyle olmuyor abi işte. Ama olmadı dediğin gibi. Evet. Nocturne yasaklandı. Derekil farklı bir şeyler denemek zorunda. Rel geldi. Flex bir pick. Ya esnek bir pick. Desteği de gidebilir. Ormanda da gidebilir. Ne düşünüyorsun? Bence ormanda bir tık daha iyi. En azından düşük arada oynamıyorsanız, kompetide oynuyorsanız bence orman rel çok güzel. Tanklar güçlü. Tank itemleri de çok güçlü ya. Biraz da hani iki tank artı carry şampiyonlar bana çok mantıklı geliyor şu anda. Comanche'da garanti bir ormancı Maokai'ye gittiler. Bakalım Kalista açık. Varus açık. Yok, Varus banlı. Varus kendileri banladılar. Ezreal açık. Kalista açık. Düşünüyorum şu an. Tuokas'ın sevdiği Draven açık. Yani şu anda metada değil ama yani special dediğin gibi Samira'sı Draven'ı belki yönelebilir. Tabii cepten çıkabilir herhangi bir şey tabii. Orsuk'un oraya anlısı geldi. Yani büyük ihtimalle topu verecek Maokai'ye yürü. Gir adamların işine. Yani tabii burada hala Korki var. Hala seçilebilir Safir tercih ediyorsa. Yon tercih ediyordu diye daha çok hatırlıyorum. Evet, Yon, Akali o tarzda şampiyonlara gidiyor. Orion oynamıştı. Azir. Klasik gidiyor şu anda, klasik eşleşmeler. Peki burada yani Azir'de, Korki'de temelde benzer mantıklı şampiyonlar. Sadece bazı şeyleri farklı. Geç oyunda güçleniyorlar. Azir mi daha iyi oldu, Korki mi daha iyi oldu sence? Ben Korki'yi tercih ederim her zaman. Şu an için. Ama tabii takımdan takıma şimdi alt koridora ne alacaklarına göre değişir. Yani bir kazanma koşulu, net bir erken oyun lazım diyecektim. Kalista diyecektim ben. O Draven gösteriyor. O geldi. Tuokas yani sever bunu, sürekli de yasaklanıyor. Bir Derekil'in kartuşu, iki Tuokas'ın Draven'ı ve bunu izleme fırsatı bulduk. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Draven'ı çok görmüyoruz ama yani solo queue'daki Draven'lara benzemez umarım. Onu söyleyebilirim sadece. Abi solo queue'da ben Draven banlıyorum. Evet, hiç bence gerek de yok. Biri koşup ölüyor abi. 1250 gold falan yazıyor kafasında. Hiç gerek yok. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Bir yanına alacakları desteğe göre de değişir. Mesela Braum falan banlamaları lazım gibi geliyor bana bir tık. Aphelios Braum alırsa Comanche takıma. Eskiden yani Draven uzun zamandır görmediğim için
%100 doğruluğundan emin değilim. Eski bildiğime göre konuşuyorum. Aphelios Brown'la Draven'a karşı biz çok rahat ederdik. Ama şöyle bir sıkıntı olur Comanchero takımında. Abi Orianna Maokai'yi ve beraber Brown oynanmaz. Neden? Yani var mı spesifik bir sebebi? Engage devam etti ya. Yani Nautilus çok daha iyi. Yani Nautilus almak çok daha iyi. Mesela Brown'u banladılar. Onlar da aynı şeyi düşünüyormuş. Ama bence hani Nautilus falan da tarzı en azından %100 nakaplayabilecek, CC'ye sokabilecek bir tercih Draven'a net daha iyi olur. Neden kötüydü? Çünkü net bir takip değil Braum. Net bir savaş başlangıcı değil. Biraz daha güvenli bir seçim. Orianna Maokai'ye net bir takip lazım. Alternatifleri düşündüğümde Nautilus dışında acaba başka bir şey çıkar mı diye bakıyorum ama Leona çok bile o kadar iyi değil. Ya evet yani Leona bile iyi değil dediğin gibi. Aklıma Nautilus'tan daha net bir cevap gelmiyor. Yani Maokai'yi desteğe yollarsın. Cleanse Belki. alır, bir şey değişmez. Londra'da Ya, Cleanse alır işte Tuakas. ormana bu sefer Jarvan vesaire o tarz bir şey yollarsın ama o da çok daha karmaşık olur. Bence Bence Nautilus'u kendileri almaları lazım. evet yani Nautilus şu an buraya en iyi oturacak şampiyon gibi gözüküyor. Ornn geliyor sanırım. Yani fena değil. Geldi. Garanti seçim. Desteği son seçime bıraktılar. Ya yani Braum banlıyken düşünüyorum. Leona alırdı Nautilus'a karşı. Çok sorun yaratmazdı. Nautilus onlarda daha iyi olurdu. Oo, Kemal geliyor mu? Yani Kemal bufflı şu an şu diyorsun. an güçlendirilmiş durumda. Ve 14 bedava birde eşleşmedir. çoğu kişi Kemal'den beklentisini yüksek tuttu ama haritanın değişen koşullarından dolayı o kadar da efektif olamadığını gözlemledi Bu herkes. geldi. Oh Ve be. geldi Güzel yani güncel. kesinlikle Kemal bence çok iyi durumda gerçek hasarından dolayı Ornn'a karşı. Dediğim gibi bedava bir eşleşme onun adına. Yani uzun zamandır da görmüyorduk. İyi oldu bence. Çok merak ediyorum şu an. Destek eşleşmesinde acaba hani Rel'i mi acaba alt koridora yollayacak? Burada orman gelecek. Yani bak. Evet, Sıral desteğe gitti. Şimdi tamam şimdi yine Nautilus alman gerekiyor ki bence. Onu Anzi'ye söylemek lazım. Çünkü şu anda tercih Veya yapabilecek o. Gragas mı? Support. Bak Trundle Gragas, gibi bak bir sana niş seçim bir oldu. support söyledim. Evet. Gragas niş bir seçim. Neden? Mantık olarak oturur. Ha ben burada kendi takımım olsa Nautilus'a instant Nautilus aldırırım. Baksana deli gibi CC'in oluyor. Poli Aa geldi. onlardan da gurme bir seçim geldi bu Dağ arada. gurmesi geldi. Dağ gurmesi geldi. Evet. Yani Yani bu tabii Kemal'in gurme bir seçim. Saygı duydum. Bak saygı duydum. Keyiflendim. Gurme bir seçim yalnız geldi. şey de olabilir. Yani Poppy Orman Maokai destek de olabilir. Abi Poppy'yi desteğe yollayın ya. Hayır Hayır ya. ya. Abi Clans alacak bak. E ben bunu söyledim abi. Peki, o zaman son 30 saniyede şunu sorayım. İsimleri kapattık. Şu anda kimin kompozisyonu daha önde sence? Kariyer biten soruları soruyorsun sen de. Bakayım. Abi sol takım çok riskli ya. Sol takım çok riskli. O yüzden sağ takımı bayağı beğendim ben Comanchero'yu. O yüzden no name istiyorum. Peki ben de o zaman No Names'teki Kindred tercihini beğendiğim için Comanchero diyorum. Vadide ne olacak hep birlikte görüşmek üzere. Ve No Names Comanchero Gaming maçında Vadideyiz. Birbirini yakalamak isteyen iki ekip No Names farkı açmak isteyen tarafta. Comanchero ekibi ise farkı kapatmak isteyen tarafta. Seçim yasaklama ekranını konuştuk. Belirli riskler vardı. İstersen bu riskleri biraz daha detaylı konuşabiliriz. Evet. Yani şimdi benim draftta istediğim pick aslında Poppy aklıma gelmemişti işin doğrusu. Gragas diyecektim ben. Bence Gragas da fena bir seçim değildi. Hem bufflı bu patch'te. Hem Rel'e karşı iyi, Kindred'e karşı iyi, Kamille karşı iyi. Draven pozisyonunu bozmak için süper bir seçim. Şu an Maokai, Poppy yer değiştirdiler. Poppy'yi jungle yolladılar ama bence yani Maokai çok bir etki edebilir mi? Riskli yani. İçine girmen lazım Draven'ın durdurmak için. Clancy var. Clancy olmasa bile büyük ihtimalle onu korumaya isteyeceklerdir. Pasifi için adamın ayağına gidiyorsun gibi bir şey bence.
pasifini alması için. Öldürürse seni. Riskli yani oynaması Anzi'nin. Ya bir de Atelios takip edemiyor sanki erken oyunda. Hadi diyelim böyle bir şey kalkışıldı. Ya biraz edecek. Biraz Aphelios da burada Draven Aphelios'a karşı inanılmaz forcelayamıyor. Aphelios da scale oluyor matchup. Biraz böyle. Öbür taraftan bakıyorum ama No Names'in kompozisyonuna. Ormanda risk aldılar. Alt koridorda risk aldılar. Üst koridor o kadar risk mi? Sangrot'la ben 2021'de mi 2020'de mi ne çalışmıştım? Orada o zamandan şey hatırlıyorum. Aklımda Camille main diye kalmıştı. Eski defterler. Evet. Sangrot'u takım almamızın bir sebebi de Camille Galio çok güçlüydü o zaman. Sangrot'la Camille Galio oynamak istemiştik. Oynamıştık da kaybetmiştik abi. Karşı jungle 113'tü ama. Araya bir hikaye anlattım. Evet, evet, o 113, da 113 nerede? Yani 113'te şu an bir saat önce LFL'de maç oynuyordu. Yani LEC yaptı tabii LFL'den önce, onu da söyleyeyim. Yani şimdi Sangrut, yani demek istediğim eski bir Camille oyuncusu. O tarafta hani risk mi, üst koridor eşleşmesini bunu göreceğiz. Ama iki tane net risk var No Names tarafında. Öbür taraftan bence yani almışken Poppy'yi support'a göndermek, tabii Anzi oynamıyor olabilir. Bir oyuncu tercihi. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla öyle. Öbür taraftan ilk girişte dediğin hani No Names kaçıyor, Comancher'ı yakalamaya çalışıyor dedin ya. Aslında maçın kritikliğini şuradan hesap edin. No Names kaybederse 5-3, Comancher'ı 5-3 oluyor. Doğru mu? Evet. Ama öbür türlü No Names kazanırsa 6-2 oluyor ve uzayıp gidiyor. Aslında yani bir galibiyet, bir mağlubiyet yazılıyor ama neredeyse 2 puan değerinde bir maç. Uzaması için de No Names'in daha kritik bence. O yüzden yarım final niteliğinde bence hani üst tarafları oynamak için. Daha sonrasında yani mı açılırlar abi, maç kaybetmezler bilmiyorum. Onlar tabii ekstrem senaryolar, haklısın. Safir onun üzerine gitti, canı da azaldı. İlk başta yine aynı niteliği taşıyordu ve Phoenix kaybedince direkt 5-3 oldu iki takımda. Eğer burada da Comancher'ı kazanırsa ilk 4 5-3 olacak belki de. Başka bir kazanan takım olmazsa şu anda 5-2 olan takımlardan, ki diğer takım da Lynch Espo. Abi daha demin orta koridoru izliyorduk. Rejiden rica etsem orta koridoru gösterebilir mi bize? Çünkü alt bu arada biraz kötü kaldı yani. Wonk'ı duvara vurmuş Derek ile ama Derek ile orada uzaklaşmayı başardı. Bence Orsat bayağı iyi oynamış koridoru. Çünkü bundan 30-40 saniye önce de takasta öndeydi ve üstünde hala bir pot artı bir cookie fazlası vardı. Şu anda hala cookie fazlası var ve Orison skoru istiyor ve kalcısı şöyle birlikte çıktı. Kimse beklemiyordu. Safir de beklemiyordu. Bunu yapacağını bilen tek kişi Orison'tu. Düşündü. Yaptı ve skoru aldı çıktı. Bu arada bir baskın geliyor. Atat'tan güzel bir sıçrı. Anzi'den çok iyi bir diken vuruşu. Derek'i takip etmek istiyor. Burada Anzi'nin üzerine gidiyor. Özgür rakiplerini yerine sabitledi. Anzi hasar yetecek ki Tolkaz vuruyor. Son bir vuruş daha çıkacak da sıçralar geldi ardına ama. Anzi kaçmayı başardı. Tolkaz deminden şifreyi şişirtti. Ya şimdi vurdu biraz orada, evet. Şimdi abi bir dakikayı şöyle özetleyeyim. Son bir dakikayı. Abi Safir ekrana mı bakmıyordu? Bunu nasıl öyle, şu anlamadım. Orsot iyi laning oynuyordu. Ama ben hiç böyle bir ölüş görmedim yani. Dümdüz yürüyerek öldürdü. Yani ilk kanı bir acayipti. Öbür türlü de burada Wonka'nın Monka bu arada baskınla geldi. Atat yakalandı. Kaçmaya çalışacak orada. Atat'ın canı azaldı. Rakibine sersemletti. Ama yakaladı Monka. Anzi geldi. Hasarı yetecek bu arada. Hasarı da yetti. Comanchero istediğini aldı. İadeyi ziyaretti. Başarılı olan taraf Comanchero, Gaming Monka ile birlikte. Tam Monka'yı eleştirecektim. İyi bir hamle geldi ama yine de eleştireceğim. Kaçış yok. Çünkü neden biliyor musun? Alt koridorda baskın yedi ya Özgür ve Anzi. Çünkü neydi? Minyonlar birikmişti ve karşı bot lane'e doğru gidiyordu. Tam o noktada Wonka'nın alt koridora gelip koridoru resetlemesi lazım. Ama onun yerine görmedik ama orta koridorda sanırım canını azalttı, bir takasta bulundu. Görmedik. Onun yerine canını doldurup veya en azından direkt alt koridora gelip koridoru düzeltmesi lazımdı. Oradan Draven'a skor da çıkabilir. Çok daha kötü sonuçlanabilirdi kendi atlarına. Bunu
biraz belki alt koridorunda hani söylememiş olabilir. O biraz gözüme çarptı açıkçası. Ama oyuna çok hızlı başladı ya Comanche'ın. Bayağı hızlı başladılar. Tabii Derekil'di burada bunu değerlendirdi başarısız baskının ardından ve bir tane yük aldı rakip ormandan, onu gördük. Dediğin gibi orada Tokas skor alsaydı üstünde hayranlık yükü vardı 50-60 dolayında. Ki neredeyse bir buraya kadar altın almış gibi olacaktı 150-200 altını. Aynen öyle. Burada hızlı ve alıyorlar. Atat'ın boş vakti vardı, iyi bir rotasyonla bu küçükleri aldırdı kentteki buna. Tabii aşağı koridora giderken dikkatli olması lazım, orada bir iki kişilik bir ekip var. Bekliyorlar dediğin gibi. Anzi ile birlikte yalnız Atat'ı duvara vuramadı. Atat da orada uzaklaşamadı gibi ve kaçamadı. Orisot skoru almayı başardı. 2-0 oldu Orisot. Ya biraz fazla hata yapıyor şu an Nonames tarafı. Yani Orisot da çok, yani baksana. 1300'lük itemini almış. Potunu almış. Yani şu an işler çok iyi gidiyor onun için. Mana konusunda da acayip bir sorun yaşamayacak. Ve normal şartlarda Kindred'in de Orianna'ya karşı çok böyle bir forcelayabilecek, zorlayabilecek bir karakter değil. Yani üstüne koşarken bir anda da ölebilir yani. Anlık hasarı çok yüksek olacak oyunun erken safhalarında Orisot'un şu an. Ve alt koridorda da gerideler yani, istediklerini bulamadılar. Dediğim gibi Orisot kayıp şiltini bitirdi. Oradan hangi eşyaya gidecek? Hextech eşyasına giden var. Evet. Hextech yani, alır bence. Şu an karşıda alır. Çünkü rakipleri çok tank yok ya, çok zayıf. Evet yani başka bir şey geleceğini düşünmedim ama anlık hasarın biraz yüksek olmasını isteyecektir. Çok da güzel bir eşya ve hani bilmiyorum, profesyonel arada tabii kıymeti biliniyor ama solo queue'da çok kıymetinin bilinmediğini düşünüyorum. Başka tercihlere gidiyor genelde. Oyuncular derken burada bir baskın geldi. Andizi orada yakalandı. Ön tarafa doğru gitti. Kaçmaya çalışacak ama çok zor gibi gözüküyor. Derekil hasarını da bıraktı. Ve ilk skoru Derekil aldı. Hasarı da çok fazla. Draven'ı niye bırak onda? Stay çok yok diye mi? Yo, varmış. Ama 218 ya, burada bayağı bir altın alacaktı. O Derekil'e direkt reportlar. Ya o kadar da olmasa da evet, kesinlikle bırakmaları net, lazım. Net reportlardım bu arada. Draven mentality mi şu anda? Abi öyle bencil. Abi nişancı dedim bencil olacak. Ben kendi oyuncularıma da diyordum. Fight'te 3 kişi var üstünde. Sesi çıkmıyor oyuncunun. Olur mu öyle şey? Mesela Tokaz'ın şu an direkt bağırması lazım abi. Bir dahakine salıyorsun değil mi? diye. Ya şey daha hazin olur burada. Eğer 1-2 dakika sonra Tokaz 300 ölürse abi, o bayağı dramatik bir senaryo olur. Hafif slash FF tuşu. Solo Q'da olsa kesin yazılırdı, onu söyleyebilirim. Yani ben oynuyor olsaydım direkt alt F4'e bile gidebilirdim ama yapmayalım bunu. Tabii ya. Tabii. Alt F4 atmayın ama yani hafiften gidebilir bazen eller. Wonka da fena bir oyun geçirmiyor bu arada. Evet. Yani tabii onun işi biraz daha kolay ya. Oyunda ne yapacağı çok belli. Abi flankten gelen Sangrot varsa durduralım. Mümkünse direkt geri atalım. Veya rele dikkat ederim. Çok net onun görevi. Oo, dakika 10. Orianna'nın üstüne bak. Bitti. Eşya bitti. Evet. Yani çok fazla bu. Üst koridoru konuşmuştuk. Kemal'in normalde güçlendiği, rahat oynadığı bir eşleşme ama Looting bence şu ana kadar iyi iş çıkarmış. Tabii orada hani şey değil. Yani direkt Ornn'a karşı, hani Ornn'u direkt dövüyor, kazanıyor, gidiyor, kule piletleri alıyor diye bir şey yok. Bence Ornn hatta erken aşamada biraz daha güçlü de olabilir. Hatta 6 level'da Ornn kesiyordu eskiden. Hani şeyle, kitapla oynandığında Ignite alıyordun. Burst'un çok fazla oluyordu eskiden. Tabii. Çoğu counter matchup sanılan matchup'ta kazanıyordu bazen. Ornn tank da borusu fazla vuruyor. Yani o çalıyor ya alt level'da boruyu. Abi çok vuruyor yani. Evet, savaş ya borusu Ornn'un küçümsenecek gibi değil. Mesela ama bir de şöyle de bir şey var bence şu an. Flash'ı var Anzi'nin. Orisot çok güçlü. Birine Flash W patlamaz mı yani? Bence deneyebilirler. Flash W ile bir oyun. Hatta Draven'a böyle ufaktan bakıyorlardır. İyi stay'i var.
Düşürmek isteyebilirler bence. Yani şu an denenebilecek olsa, Draven'ın yanında biraz daha böyle nispeten Peeler bir destek olsa kesinlikle kule altı denemek isterdim ben şu an. Evet. Şimdi ama diyor. Urshot'un buna da çok güvenip agresif oynarsa sıçrası gider direkt. Safir direkt hani üstüne atılıp ultiyle sıçrayı aldıktan sonra ondan sonra 6 dakika boyunca bayağı rahatsız ederler. Ki öyle bir şey lazım. O 6 stack olacak. O neyse tarafı. Evet, orada savaş prolarından bahsettik. Araya girmek istemedim. Olur. Kesinlikle bayağı güçlü dediğin gibi. Yalnız burada kule altını deneyecekler mi? Sanırım görüş alıyor. Anzi Tokaz'la tatlı uzaklaştı. Ocağın çağrısı zaten. Yani ismi de bence bunu belli ediyor. Ocak bir çağrı yapıyor gerçekten. Dediğin gibi zor durumda bırakabiliyor. Özgür orada bir kule barikatı da aldı. Bir de tek aldı. O 7 hasara değdi. Şu anda kaç yük Tokaz? Onu görme şansımız var mı? Ben şu anda çok merak ediyorum. Hayranlık yükünün ne kadar olduğunu kendisinin. İlk tabinde bitirmiş. Tahsildar gelmiş. Tahsildar gelmiş. Tabi o biraz şu an karakterin üst tarafında da kendini gösterdiği için loading'e Drake ve Safir alt koridordan 4 tane plate geldi Özgür'e. Yani iyi bir oyun geçiriyor şu an Comanchero bot lane'e. Anzi'nin bir tane hatası hariç. Şu ana kadar bence iyi götürdüler orayı. Wonka da orada Atat'ın üstüne gitti. Özgür'ü rahatsız etmemesi için burayı da ittirdi ve 295 yük bu minyon dalgasında 300'ü geçecek. Yani alacağı bir skor neredeyse 1000 altına yakın bir para verecek kendisine. Tam hesaplamasını bilmiyorum kat sayısını ama o denli bir altında çok fazla ya. Kesinlikle öyle. Direkt bir itemin yarısına ulaşacak. O da ya Draven da çok fark ediyor ya. Yani 1300'lük item bile neredeyse bir tam item kadar erken oyunda hasarına çok fark ediyor. Bir de dakika 20'ye kadar bir savaş bulması lazım gibi no names'in. Eğer iyi bir savaş bulursa bir anda kartop etkisiyle çok hızlı bir sonuca doğru gidebilir bu arada no names. Çünkü yan koridorda herhangi bir cevap veremeyecek bir noktadan sonra Kemile Sangrota. Kimse dur diyemeyecek yani. Çok bedava bir yan koridoru var şu an. No names'in. Ya oyunda diğer taraflarda kaybetmeseler, mesela Orianna bu kadar öne geçmese Sangrot tek başına kazandırabilir. Yalnız Wonka'dan Late'den çok güzel bir hamle, sağlam duruşuyla birlikte Sangrot'un koridora gelmesini engelledi ve ilk kule altını da Özgür'e kazandırmayı başardı. Bir şey diyeceğim, ben çok beğendim Comanchero'nun lane swap'ını. Erken bir lane swap yaptılar. Hem Sangrot'un kulesini aldılar hem de Ornn alttan kule alacak. İki kuleye bir tane alamet verecekler. Alametle de büyük ihtimal ancak bir kule alacak. Belki o kuleyi alırken bile Comanchero savaş bulma fırsatı yakalayacak. Ben bayağı beğendim şu anki rotasyonların. Ki yani alameti de öyle bir kolay bir şekilde vermediler. Hani tamam, net bir şekilde savaşmadılar eksik olduklarından dolayı ama hani tam konteste diyemeyiz ama bir göz attılar, abi ne yapıyorsunuz der gibi. Ya takımın farkında bir gold kaybettirdiler çünkü 5 kişi alamet için toplandı No Names'ten. 2 kule kaybetti No Names ve bir tane alamet aldılar. Alamet de inanılmaz bir şey yaratmadığı sürece Comanchero çok daha avantajlı çıktı buradan. Ben bayağı beğendim rotasyonları. Şu anda yani skoru vesaire yok ama Özgür'ün üzerinde fazla altın var. Eşyada önde ki şu anda da üstünde altın olabilir diye düşünüyorum. Üste geri dönmedi sanırım. Bir de herhangi bir iş ters gitmesinde snowball kartop etkisi de olur demiştik ya. Onu 1500 da altın daha var üstünde. Denk gelmiyorlar Draven'ın herhangi bir savaşında. Yani kaçta Draven, Samiran vesaire varsa bulabileceğin erken savaşlara Samira'da pek olmayabilir ama Draven Kalista'da biraz istersin yani. Hatta çok net istersin. Draven'a iki kere gank attılar. Birisinde bir şey çıkmadı. Diğerinde kili çalındı. Üzücü bir şey oldu, evet. Burada da alametle beraber şimdi alameti kullanalım derken bir hata gelirse No Names tarafından Comanchero ekstra iyi bir sonuç elde edecek. Evet, altın farkı da geldi. Benim dikkatimi çeken
oyunun asıl taşıyıcıları olan Comanche adına Orianna ile Aphelios oyunun önünde. Yani rakiplerine göre zaten öndeler, oyunun da önündeler altın olarak. Üzerindeki altın çok fazla onların. Eşyalardan da bunu görebiliyoruz. Denge de dağılmış durumda şu an iki tarafa da bence gold. Orada işte şu an bir CC chain yaparlarsa Tokaz'a, Draven'la bir kere ölürse ve o skorda Aphelios'a giderse işin rengi çok değişir. Ben de çok... en iyi senaryoyu söyledim ama ya Comanche için. Tabii yani hani bunu istiyorlardı direkt. Yalnız burada bir savaş olabilir. Sengrot'la birlikte Atat içeri girmek istiyor. Sengrot çok gitti. Güzel bir ulti kullanıldı. Evet, dediğin gibi Sengrot gitti. Ön taraf biraz öksüz kaldı. Nonya tarafında burada Boğan Mükürü kullanıldı. İçeriye doğru girdi. Yalnız çok iyi Bojan çağrısı kullanıldı. Arka tarafta skoru almayı başardı Tuokas. Anze düşecek mi? Kendrit'ten çok iyi ulti geldi. İki skor birden aldı Nonya tarafı. Tuokas hayranlık yüklerini gönül rahatlığıyla bozdurdu diyebiliriz orada. Devam ediyor tabii. Canlar da az Nonya tarafında. Evet, Sengrot girdi. Wonka'ya da hasarını bırakıyor. Arındırını kullanmak durumunda kaldı. Canlar çok az dediğin gibi ve almayı başardı Derek'in ejderi. Ejderi de bırakmadı. No Names istese bundan daha iyi bir savaş bulamazdı. Ya sana direkt söyleyeyim mi ne olduğunu? Wonka yanlış kişiye ulti attı. Yani evet. Direkt Kindred'e falan beklemesi lazımdı. Kemil çünkü Sengrot bence bayağı yanlış yerden savaşa, yani yüz yüze face to face savaşa gelmişti. Sengrot'u yakaladığı Anze'ye devam edecek mi? Kanca atışıyla birlikte çıkacaktır Sengrot. Evet, devam gelmedi. Ya bir de sözünü böldüm ama Poppy yolladı kanca atışıyla direkt geri geldi. Ben direkt söylüyorum abi, ben gözüme çarpanları hemen. Buyursunlar. Bir, Comanche tarafında savaşı kaybedilmesinin iki ana sebebi, savaş başlamadan Luding %30 can kaldı. Ultiyi atamadı. Ultiyi adamların içinde atmaya çalıştı. Baştan yanlış. Hiç hasar almadan uzaktan savaşı başlatması lazım. Ve savaşın bir noktasında Wonka'nın ulti atması lazımdı. Atabiliyorsa, mümkünse Real veya Ormancı'yı atması lazımdı. Orada Wonka'nın ultisine. Ama o Kemil'i attı ki bence Sankro çok yanlış bir savaş yeri seçmişti. Yani flank atması lazımdı ama o face to face'e gelmişti. Face to face asla, yani yüzde asla engage atamaz Kemil. O kadar önemli değildi. Yani Comanche için kazanılması çok yakın bir savaştı. Orada Kindred ultisi değiştirdi her şeyi. Kesinlikle katılıyorum. Yani direkt savaş gitti. Eyvah denilen anda Derekil'den çok iyi ulti. Tuokas orada hayranlık yüklerini bozdurarak ebedi kılıç bitirdi şu anda. Dediğimin tam tersi, no name için oldu. Ya o kadar sen o dream dediğimiz hayal senaryosunu yazdın, çizdin Comanche'a ve no bu oldu. Senaryo no names için gerçekleşti. Aa abi işte kestir lanete. Özür diliyorum. Biraz maçın seyrini değiştirmiş olabilirsin bu yorumla birlikte. yapacak bir şey yok. Biz de böyleyiz. Evet. Bir noktadan sonra Sankrot'ta durmayacak site'da. Kim durduracak ki Sankrot'u? İmkansız. İki kişi gelseler kesemezler. Yani Orianna hariç. Orada bir de bence Orusot bayağı iyi damage atmıştı. Hasar bırakmıştı. Evet ya, canlar çok azdı. Herkesin canı böyle %30 dolaylarında falandı. Bir yerde direkt %10'la falan düştü hepsi de, işte Kindred Tutsu bayağı kurtardı. Bir de Dragon da çaldı değil mi? Çaldı. Derek'i yani ejderi de aldı. Her şey aldı ordunda o names. Evet, gerçekten oyunun kırılma noktası olabilir o savaş. Comanche'a kazansa bayağı zordu. No Names'in işi. Hala No Names'in düşebilirdi. Şampiyonları riskli ama Safir de oyunun ilk 10 dakikasındaki o hataları biraz topladı diye düşünüyorum. Wonka ile birlikte yalnız burada bir savaş başlıyor. Ojan çağrısı kullanıyor. Tuokas'ın üzerine gidiyor. Çok iyi bomba combo. Çok dalgası ile birlikte iki skor birden aldı. Comanche'a buraya devam ediyor. Rakibin üstüne doğru gittiler. Safir de erindi burada. Buraya kadar altını, bir de üstüne Boron gelecek. Alt tarafta yalnız Sengrot side lane'de, yani yan koridorda kule almak istiyor. Yine de karlı değil tabii ki de. Abi bu işin de böyle bir makarası var. Yani baksana. Nereden savaş başlatıyor? Yani Tuokas, Citrus'ı, Clans'ı var ölmüş. Ama ne yapacak ki çocuk? Yani Orianna, Poppy, Ornn bir anda CC basıyor üstüne ve hasarları da yüksek şu an. Bir şey yani, hani basit kom işleyebilir.
Ondan bahsediyorduk. Ve burada bu da ölürler burada, ama geliyorlar. Evet, kapatıyorlar. Sengrot'ta Derekil çok tehlikeli bir pozisyonda. Loading Derekil'i yavaşlatmayı başardı. Kanca atışıyla birlikte rakibin üzerine gitti. En azından Sengrot çıkacak gibi gözüküyor. Derekil de çıktı orada. Yalnız Özgür'ün hasarı çok fazla. Silah yükleri de çok iyi. Çakranlarla birlikte bitirdi orada. O skoru almayı başardı Özgür. Özgür'le Orison hata yapmadı galiba bu maç. Şu ana kadar. Yani... Net gözüme çarpan bir atalar yüklerken Derekil ile kaçmayı başaramamış. Wonka yakalamış onu. Derekil kayıtlamaya çalışıyor. Rakibini skoru alabilecek bir Wonka'nın canı azaldı. Ama hasar yeterli olmadı. Sağlam duruşla birlikte Derekil'e hareket alanı bırakmadı. Wonka buraya kadar altında almayı başardı. Biraz koşup ölmeler başladı şu anda Onyx tarafında. İşler onlara iyi giderken tam tersine döndü ve item avantajı olarak Comanchero bayağı bir öne geçti. Yani Wonka'nın üstündeki donmuş yürek, Ornn'un iki tane ana itemini almış olması, Aphelios'un daha base'inde iyi bir item bitirecektir büyük ihtimal. Özgür. O yanda zaten iyi bir şey. İki tane donmuş yürekleri ve güçlü taşıyıcıları var. Üç tank, iki tane çok güçlü taşıyıcısı var. Comanchero için işler çok iyi gitmeye başladı. O zaman hata yapma sırası bence şu anda Comanchero'da. Yani hangi takım hakkında böyle konuşursak hemen ardından bir hata geliyor ve oyun diğer tarafa evet. Dönüyor. Bonka da ejderi aldı ve Soul Point dediğimiz ruh ejderine 5 dakika kaldı Comanchero ekip adına. O kimse ruhu fena değil yani ruh ruhtur bence. Ama şimdi biraz tanklar ve tank itemleri bu kadar güçlüyken sıfır tankla neredeyse oynamak Nonames tarafında biraz acı çekiyorlar şu an. Çünkü taşıyıcılarına zaman bırakacak. Bu arada Sengrod kaçacak mı? Ocağın çağrısı kullanıldı. Doğan'ın hükmü de geldi. Evet. Sengrod'un hareket alanı kalmadı. Bir de şok dalgası. Sanki o biraz fazla oldu ama bir skor için değer gibi gözüküyor. Üst tarafı ittiriyor. Comanchero tarafı. Monames'in burada minyon dalgası yok. Bir skor üstüne bir de kule alacak gibi gözüküyor. En az Comanchero gaming tarafı. Monames hala kuşatmaya devam ediyor. Bence... Burada Orshot geldi, öbür taraftan Wonka, Safir'in üzerine gitti. Safir ultisini kullandı. Wonka'nın canı azaldı ama Wonka uzaklaşmayı başardı orada. Hala üst koridoru ittiriyor. Şu anda ikiye bölünmüş durumda Comanchero tarafı ki kuşatmada da iyi iş çıkartıyorlar. Ve ya Özgür'ün üzerinde çakranlar birikince direkt eritiyor. İnhibitörü de aldılar. Evet. Base atmak zorunda tarafa. Onyx hiç de bir şey kazanmadı. Apelius'unu alacak. On güçlendirdi ebedi kılıcını. Oo yani Dominik de bitti. Direkt eritecek. Yani evet. Çok az minimal bir tanklığı var Nornames tarafının. Artık o da yok sanırım. Draven damage atamaz tankları şu an. Comanchero tarafında. Bakar mısın altın farkına ya? Bir de çok güzel dağıtmayı da başarmış burada Comanchero tarafı. Evet evet kesinlikle. 3 tank artı net 2 tane taşıyıcıyla oynuyorlar. Zaten ya draft'ta bahsediyorduk Comanchero draft'ın iyi olduğunu falan ama bilmiyorum. Ya Nonem şeyin sıkıntısını çekiyor. Güçlü taşıyıcısı olsa bile önünde duracak kimse yok. Evet yani Atatürk'ü yapmaya çalışıyor ama tek başına öyle yeterli olamaz. Yani o da olmaz yani dediğin gibi. Hani bilmiyorum burada bir ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalıştık. Hani tanktır diye iş yapar diye düşünüyorum ama yok yani onu da kuramıyorum kafamda. Evet, bir de daha basit Comanchero'nun kompozisyonunu oynaması. Baksana R'ye basıyorsun. Bir kişi açıyorum. Ölüyor zaten. Wonka A tuşuna basıyor. İçeri giriyor ya da Anzi direkt uğursuz ilerleyişle birlikte rakibin üzerine giriyor W'su ile birlikte. Orisot topu veriyor. İşte R tuşuna basıyor kazanıyor. Buradaki savaşta şöyle bir olay var. Anzi ve loading ultilere basınca ya sıçra alıyorsun ya da kill alıyorsun. Yani direkt bu kadar basit aslında. Hani Tuakaz istediği kadar iyi Draven oyuncusu olsun kendisiyle alakalı değil şu an olay. Rakip kompozisyona karşı oynaması çok zor. Yani kendine alan bulması çok zor şu an. Ya bir de Draven çok alanlı isteyen bir nişancı yani öyle... Aşırı derecede iyi bir kaçma mekaniğine sahip bir şampiyon yok. Değil. Yani yakalandım savaş... yapabileceği hiçbir şey yok. Savaşta onunla değil de rakibin başka bir yerle ilgileniyor olması lazım ki Draven hasar atabilsin. Öyle bir durum yok mu şu anda? Comanchero tamamıyla oldu.
de Rabadon bitecek birazdan Ursot'tan. Üç eşya çok korkutacakken Ayşe nöbeti Özgür Ordu skor alacaktı az az. Safir 300 canla birlikte kaçmayı başardı. No Name Çakram burada olsa öldürmüştü. Çakramları yani, evet, olsa öldürmüştü. Birikmiş durumda olacaktı dediğin gibi. Yani, biraz 5 tane çakramla vuracaktı ona. Bir de böyle havada gidiyor ya onlar böyle. Üzerinize gelirken havada elinizle tutasınız geliyor ama artık şampiyonunuza deyince skoru vermiş oluyorsunuz. Uçatın üstüne bak. Ya o R tuşuna bastığı anda direkt çoğu kişi %30 %40 dolaylarına inecek. Bir de savaşta şöyle bir olay var. Hiçbir şey yapmasın Draven Kindred vuramaz hasar. Orianna topunun olduğu yerde. Skill'e basmasına bile gerek yok. Sadece o tehdit baskıyı yeter. Bildin mi? Tehdidi yeter. Aynen yani hani eyvah biz birazdan tek yiyeceğiz düşüncesi bile oraya soğuturmaz. Oraya yürütmez yani şu anda. Burada Sangrot'un flank bulması lazım ama Sangrot aşağıda ışından da gelebilir ama atabileceği çok da güzel bir yer yok. Takımın yanına geldi. Baron başlamış durumda. Şu anda Baron'un canı da azalıyor. Sengrot'la Tuokaz birlikte. No Name istiyor burayı. Dediğin gibi Anzi ultisinin kullandığı ocağın çağrısı da geliyor. Ön tarafta yalnız direkt eridi Sengrot. Atat'ta düşmek üzere. Commentary ekibi darmadağın ediyor. Şu anda No Name'si. Safir kaçmaya çalışıyor. Safir hasarını bırakıyor ama hasar bile çıkmıyor. Anzi düşecek orada. Derek'i güzel kayıtlamayı başardı. Tuokaz'ın da pozisyonu fena değil. Burayı devam edebilirler. Safir'le Derek'in canı az. Lodic ekibinin üzerine gidiyor. Derek'i de yalnız yakalamayı başardı. Lodic sıçrası ile birlikte Özgür tek normal saldırıda skoru aldı. Safir de kaçmaya çalışıyor. Vonka Tuokaz'ın üzerine gidiyor. Saşar Tom'la birlikte Safir kaçacak. Tuokaz burada rakibine hasar vermeye çalışıyor. Özgür de geldi. Sıçra ile birlikte ezip geçiyor. Oyun ve oyun da bitti. Işından da geldi. Loading Orisot ikilisi oyunu bitiriyor. 28 dakikanın sonunda Commentary Gaming No Name'si galibiyet sayısını işlemeyi başarıyor. Gerçekten çok iyi savaş. Atat direniyor ama Kancat ile birlikte geldi. Orisa skoru istiyorsa Sengrot almayı başardı. Ludwig vurabilecek mi? Volka da geldi. Oyun bitti.